Değerli arkadaşlarım merhabalar. Kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Özlemenin sorar tarih video ders notları. Şimdi sorumuz ne diyor? İlk Türk İslam filozofu hangisidir? Tamam mı? hepiniz bilmişsinizdir bunu. Farabi. Burada bilmemiz gereken e, filozoflarımız var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunların en temel özelliklerini bilelim. Eee vurucu noktalarını bilelim. Çok tefer teferruatlandırıp dallandırıp budaklandırmayalım tamam mı? Şimdi Farabi bizim ilk Türk İslam filozofumuzdur. Farabi deyince aklımıza arkadaşlar bu gelecek. Bir, ilk Türk İslam filozofu. Birinciyi koyduk buraya. İkincisi şu. Arkadaşlar, Farabi muallimi sani olarak bilinir. Muallimi sani, şuraya yazayım. Muallimi sani. Muallim öğretmen, sani iki. İkinci öğretmen olarak bilinir. Muallimi evvel, Aristo'ya söylenir. Ki Osmanlıda göreceğiz, muallimi salis e, Yanyalı Esat Efendi. O da zamanı gelince söylenecek. Arkadaşlar diğer bir bilgi de şu. E, tarihte ilk defa müzik ile ilgili çalışmalar yapmış. Nota, notaları oluşturmuş. Kitabul Musiki diye eseri var. Bunu unutmuyoruz. Sorulabilecek bir soru. Diğer bir bilgi de şu. Arkadaşlar siyasetname devlet yönetme ile ilgili de eseri var. Medine Tül Fazıl'a faziletli şehir diye. O zaman Farabi'yi benim unutmamam gerekiyor. Önemli bir isim ki bu isimlerden Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmi, İbn Rüşd gibi Türk İslam bilginleri ki İbn Rüşd Müslümandır ama Türk değildir. Endülüslü ama ilk dördünü sayabiliriz. Bunların eserleri Avrupa dillerine çevrilmiş. Bunu da unutmayalım tamam mı arkadaşlar? İbn Sina'ya gelince İbn Sina derken aklımıza direkt ne gelir? Tıp. Avicenna. Avicenna aslında üstad demektir. Avrupa'da böyle bilinir ki en ünlü eseri Kanun Kanun El Fit Tıp ve bir eseri daha var Kitabü Şifa. Kitabü Şifa. O zaman aklımıza tıp deyince tıp bilimi deyince akla gelmesi gereken en ünlü Türk İslam bilgini ki bunların her birisi İslam'ın altın çağında yani 9. yüzyılla 11. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk İslam bilginlerimiz. Biruni Gazneliler dönemi ki Biruni Gazneli Mahmut'ta hatırlayın sarayımın en değerli hazinesi demişti Biruni için. Biruni hem tıpla hem astronomiyle hem matematikle hem geometriyle hem coğrafyayla ilgilenmiş arkadaşlar. Dünyanın yuvarlaklığını tespit etmiş, eksen eğikliğini tespit etmiş, enlem ve boylamları bulmuş. Hatta kendi döneminde çok ilginçtir. O dönemde sezaryenle ameliyat bile yapmış. Yani çok yönlü ki o dönemlerdeki bilim insanlarının çoğu aynı şekildedir. Her ezmi deyince aklımıza cebir gelecektir. Aslında cebir biliminin kurucusudur. Sıfırı ilk defa matematiksel işlemlerde kullanan her ezmidir. Sıfır ilk defa Hintler tarafından bulundu ama Harezm bu noktada kullanan matematiksel işlemlerde kullanandır. Arkadaşlar İbn-i Rüşd bu Endülüslü yani İspanyalı filozofumuzdur. Aristo'yu Avrupa'ya öğreten, Avrupa'ya tanıtan filozoftur. Averrios olarak bilinir. Averrios tam yazayım şöyle. Aver, Averrios, Averrios aklın babası demektir. Akılcı birisidir. İdrisi arkadaşlar bu da Endülüslü. Endülüs yani bu da İspanyalı e, Sicilya Krallığı'na hizmet etmiş. Özellikle coğrafya alanında çok ünlenmiş. Hatta Sicilya Krallığı'na bir tane coğrafi küre hediye etmiş. Coğrafyanın babası olarak bilinir aslında. Tamam mıdır? Türk İslam ve İslam bilginleri içerisinde ya da İslam bilim tarihi içerisinde. Tamam. Strabon'dan filan bahsetmiyoruz. Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış. Önemli bir isim Ömer Hayyam. Matematikçi, astronomici, geometrici arkadaşlar, edebiyatçı, edebiyatlı rubaileri var ki astronomiyle ön plana çıkar. Hatırlayın, Celali takvimini hazırlayan komisyonun başındaki isim buydu. Melikşah da hediye etmişti. Ulu Bey Timur dönemi, Moğollar döneminin ünlü bilginidir. Hem hükümdarı hem bilgindir. Arkadaşlar, ziç yani yıldızlarla ayla, güneşle gözlemle uğraşmıştır. Kendine dair bir gözlemi mi kurmuştur arkadaşlar. Ee, o zaman Timur döneminin en ünlü bilgini kimdir? Hükümdar bilgini kimdir? Astronomi bilgini kimdir? Sorusunun cevabı Uluğ Bey olur. İbnül Heysem arkadaşlar. İbnül Heysem deyince aklımıza optik gelecektir. Modern optik biliminin kurucusudur. Arap bunlar. Müslüman Arap. Cabir bin Hayyan arkadaşlar. Bu da kimya. Kimyanın babası. Kimya biliminin kurucusu. Kabul edilir. İbn-i Haldun Endülüslü. Arkadaşlar İbni Haldun, Haldun deyince aklımıza tarih gelecektir. Kültür sosyoloji gelecektir. İslam, Türk İslam, Şem, Türk İslam diyelim. İslam dünyasında kültür biliminin kurucusu. Sosyoloji biliminin kurucusu. tenkici tarih anlayışının ortaya anlayışını ortaya çıkaran kişi olarak bilinir. Ee, Kitabül Liber adlı eseri vardır. Yazayım şuraya. Kitabül Kitabül İber adlı eseri vardır. İber diye diyebiliriz tek başına. İber şeydir. Yazamadım. İber, İber Yarımadası yani Endülüs İspanya'yı anlatır ki bu kitabın ilk giriş bölümü Mukaddimedir. Mukaddime adlı eseriyle meşhur olmuştur kendisi. El Cezeri Artuklular döneminin, Artuklular döneminin çok ünlü bir bilginidir ki sibernetin kurucusu haberleşme denge teknolojisinin kurucusu olarak kabul edilir. Tamamdır arkadaşlar? Burada El Cezeri'yi unutmuyoruz. İbni Haldun'u unutmuyoruz. Ulu Bey'i, Ömer Hayyam'ı, Harezmi'yi, Biruni'yi, İbn-i Sina'yı, Farabi'yi bunları unutmuyoruz arkadaşlar mümkün olduğu kadar. Şimdi geliyorum hemen diğer slaytımıza. Ne diyor? İslam anlayışında resim sanatının haram sayılmasından dolayı Türk İslam dünyasında gelişen sanat dalları nedir? Arkadaşlar İslam putçuluğu anımsattığı için resmi resmetmeyi yasaklamıştır. Bunun yerine İslam özellikle minyatür, hat sanatı, tesif, vitray özellikle şu minyatür ve hat sanatı gelişmiştir. O zaman Türk İslam dünyasında resmin haram sayılması, minyatür ve hat sanatını ortaya çıkardığını unutmamamız gerekiyor. Minyatür dediğimiz şey küçültülmüş resimdir. E, siyasetle ilgili, daha doğrusu devlet yönetimiyle ilgili, siyasi tarihle ilgili bize bilgiler verir. E, siyasi tarihlerin içerisinde bulunan, tarih kitaplarının içerisinde bulunan resimlerdir. Devrin olaylarını anlamamızda bize yardımcı olur ve minyatürde perspektif sanatı yoktur. Yani ne demek? gölgelendirme, ondan sonra ışık, uzaklık, yakınlık yoktur. Her olay en ince ayrıntısına kadar resmedilir. O yüzden de bu uzaklık, yakınlık, perspektif, gölgelendirme olmadığı için haram sayılmamıştır. Hüsnü hat deyince hat sanatı Arap alfabesiyle süsleme sanatıdır arkadaşlar. Süslü yazı diğer bir ifadeyle hüsnü hat. Ki bunun çok çeşitleri vardır. Yani sülüsü vardır, rikası vardır, rehanesi, divanisi vardır. Çok fazla ee, ama burada şu ismi unutmayın arkadaşlar. Ee, Amasyalı Yakuti, Amasyalı Yakuti ve Şey Hamdullah. Şey Hamdullah. Bunlar çok ünlü üstadlardır. Şey Hamdullah hattatların kıblesi olarak bilinir. Tesip dediğimiz yaldızlama yaldızlama, altın yaldızlama, kitapların kenarlarını süsleme, vitray dediğim cam işçiliği, cam süsleme sanatıdır arkadaşlar. Bunlar İslam dünyasında geçmiş. Şey. Çok var tabii ki bunlar. Ee, yani o kağıt katlama sanatı, ahşap katlama sanatı, geçme sanatı filan. Siz burada minyatür ve hüsnü hatı ve tesibi unutmayın. Önemlidir bunlar. Minyatürde Osmanlı'da daha da farklı isimler söyleriz. Yani Levni'yi söyleriz arkadaşlar. Orada Matrakçı nasıl söyleriz. Ki... Selçuklu saraylarında Türkiye Selçuklu ve Büyük Selçuklu saraylarında geometrik şekillere, bitki motiflerine, insan ve hayvan figürlü resimlere, heykellere rastlanmıştır. Ama bu genellikle gelişmemiş deriz. Çok değil. Gelişen bunlardır. Anlaştık mı? Burası da çok önemliydi. Unutmayın. Şimdi peki ilk Türk İslam devletlerindeki mimari eserler ne? Çok kolay. Arkadaşlar şunlar Büyük Selçuklu dönemi mimar eserlerdir ki Büyük Selçuklu döneminin büyük camilerini Mescid-i Cuma derler. Mesela e, ilk beyliklerin ilk camilerine, büyük merkezdeki camilerine Ulu Cami derler mesela. Tamam mı arkadaşlar? Mescid-i Cuma, İsfahan'da bolca. Nizamiye Medreseleri ki biliyorsunuz ilk defa e, Büyük Selçuklar döneminde kuruldu Nizamiye Medreseleri. Nizamül mülk tarafından kurulmuştu. Sultan Sencer Türbesi ki biliyorsunuz Kümbet ve Türbe mimarisi ilk defa. Selçuklular da ortaya çıkmış. Tuğrul Bey Türbesi, İmam Gazali Türbesi. İmam Gazali, hatırlayın arkadaşlar bundan bahsetmiştim size. İmam Gazali, Büyük Selçuklu dönemi Batınili'ye karşı ciddi mücadele etti. Sultan Sencer döneminde yaşanıyor. Sultan Sencer'e Nasihatül Mülük diye eserini sundu. Ee, ve e, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. Arkadaşlar şunlar Karahanlı dönemi. Karahanlı dönemi ünlü eserler. Burada neyi bilelim? Ribat Melik, arkadaşlar Ayşe Bibi Türbesi. Bunlar önemlidir Karahanlı'da. Şunlar da Gazneliler dönemi. Gazneliler dönemi mimar eserler. Leşkeri Bazar, Çarş Sarayı ve Camiyesi, Zafer Kuleli, Ribat Mahi ve Arüsül Felek Camii. Burada en çok Leşkeri Bazar'ı aklımızda tutmakta fayda var. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlardan çok soru geleceğini zannetmiyorum. Mimar eser daha çok şeyden gelir. Türkiye Selçuklu Beylikler döneminden gelir. Ama işte Büyük Selçuklu'dan Mescid-i Cuma özellikle Nizamiye Medresesi'ni. Şu isimler zaten Selçuklu'nun isimleri biliyorsunuz. İşte Karahanlı'da Ayşe Bibi Ribatı Meliği. Gazneliler, Leşkeri, Bazar aklımızın bir yerinde tutmakta fayda var. Evet arkadaşlar böylelikle bu partımızı da bitirdik sizinle.